Evet, Eynesil Haber izleyicileri, Eynesil'le hemşerimizle beraberiz. Zeki Görev. Efendim Eynesil'e hoş geldiniz. Hoş Amerika'da bulduk. Yaşıyorsunuz. Amerika'nın neresinde yaşıyorsunuz? Connecticut eyaleti. Boston'un New York'un arasındaki bir eyalet. Kaç sene oldu oraya gideli? 18 sene. Oraya nasıl gittiniz? Kısa ve öz anlatır mısınız? Şu anda yaptığınız oradaki iş nedir? Gemilerde çalışıyordum. O gemi Amerika'ya gittiği zaman gemiden firar ettim 3 arkadaşımla birlikte. Giresunluydu onlar da. Evet. O da belli bir zaman sonra restoranda da çalıştım. Petrol ofislerinde çalıştım. Benzin istasyonları. Öyle bir şey değil. Ondan sonra oturumumu aldım. Sonra ticaret. Bu oturumu çoğu insan alamadı. Siz bunu nasıl becerdiniz? Bu evlilik yoluyla aldım ben bunu. Orada evlendiniz. Evet. Evet. Sonra ayrıldınız mı? Anlaşmalı. Evlilik zaten. Anlaşmalı başladı. Siz, anlaşmalı bitti. Şöyle tabii, bir avantajınız olmuş sizin herhalde benim. Siz daha önce evli değildiniz. Tabii. Burada evlenmediğinizden, bekar gittiğinizden o işi hallettiniz. Çoğu kardeşlerimiz evli gittiği için, burada hanımlar izin vermediği için kaçar diye, bir daha gelmez diye izin vermedikleri için evlenemiyorlar. Oturum tabii, alamıyorlar. Tabii önce aile içindeki güvenin çok önemi var. Güven vermediğin zaman yenge hanımla da tabii izinnameyi vermiyorlar. Vermediği zaman da bir oturum alma şansı olmuyor. Amerika'nın, tekrar edelim, hangi şehrindesiniz şu an? Connecticut denen bir eyaletinde. Nereye bağlı burası? Burası kendine ait bir vilayet. Yalnız New York'la Boston şehrinin ortasında bir yer. Ne kadar uzaklıktasınız New York'a? 1,5-2 saat gibi. Oradaki Türklerin yaşantısı nasıl? Türklerin yaşantısı iyi. Yani şu iki tür Türk camiası var orada. Bir tanesi tahsilli bir kesim. Mühendis, mimar, doktor, özellikle de doktor bu kesimleri. Öbür tarafı genel Giresun'a ait olan işçi, restoranda da çalışan, kendi işini kurmuş. Esnaf diyelim. Burada bekar gidenler nasıl bir hayat yaşıyorlar? Mesela adam ailesiyle kaçmıştır, oturum alamamıştır. O yine ailecek çalışır değil mi? Ama evet, bekar gidip de ailesi burada olanlar nasıl hayat yaşıyorlar? Bekar gidip de ailesi... Pardon, bekar değil. Evli olup da eşini burada bırakanlar, orada tek yaşayanlar, evli olup da nasıl hayatları? Perişanlar mı yoksa bir başkasıyla evlenmişler mi? Genelde nasıl? O insanın kendi tercihine kalmış bir şey. Genelde tercih nasıl? Genelde tercih tabii herkesin bir dostu olması muhtemel. Yani oradakilerin, gidenlerin, evli olarak da gidenlerin yüzde kaçının diyebiliriz dost hayatı yaşıyor? Yahut da ne bileyim. Erken hayatına kadın girmemesi mümkün mü? Yani evli olup da diyorsunuz Amerika'da yaşayan, hanımı alamayanların çoğu mu diyelim? Çoğu diyelim tabii. Yani orada illaki hayatında bir kadın var. Mutlaka tabii yani. Yani %80... Zaten bak bir kişinin eşiyle arasında 7 tane denizci feneri varsa o adam bekar sayılır. Buna her şey... Yani ona biraz açıklık getirebilir miyiz? Yani uzak mesafe olduğu zaman evet, insan bekar sayılır. Bekar sayılır. Eşi evli sayılır. Anladım. Şu anda siz orada ne iş yapıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum, toptancı. Toptancılık yapıyorsunuz. Buraya evinizi yaptınız. Burada güzel bir hayatınız da var. Gidip geliyorsunuz. Çok sık gelmiyorum. Seyrek geliyorum. Amerika'dan Türkiye'ye baktık zaman nasıl görünüyor son 10 yılda? Tayyip iktidarında. Son 10 yılda ki görüş daha olumlu. Eskiye göre bir gelişmemiş bir ülkeye. Şimdi daha gelişmiş bir ülke. Neredeyse İngiltere ile Fransa'ya denk bir ülke olarak gözüküyor. Daha güçlü bir ülke, söz sahibi bir ülke. Bölgesel değil de dünyada aktör bir ülke olarak gözüküyor. Aynı zamanda oradaki Araplarla da karşılaştığım zaman oradaki Arapların bize bakış açısı çok daha olumlu. Özellikle de Tayyip Erdoğan'a karşı bakışları çok daha olumlu. Çünkü hemen hemen kendisi bir İslam dünyasının lideri. Yani eski Osmanlı coğrafyası ve İslam dünyasındaki Osmanlı hanedanının, halifeliğinin getirmiş olduğu güç ve kudret onları tekrar bir daha geri almak istiyor. Ve de bu Arap ve Müslüman dünyası bu konuda Türkiye'yi bir lider ülke olarak görüyor. Kendini koruyacak, kendine destek verecek, başı sıkıştığında bu Türkiye bizim yanımızda olur, Tayyip bizim yanımızda olur gibisinden olumlu olarak bakıyor. Bu da tabii Türk milleti için gurur verici bir olaydır. Önceki kitlelere baktığımız zaman şimdiki Tayyip dönemi neredeyse İslam dünyası için iktidara geldiği 2003'teki o seçimde neredeyse bir milat gibidir.
Siz nasıl bakıyorsunuz Amerika'dan Türkiye'ye son 10 yılda? Ben çok olumlu bakıyorum. Çünkü Amerika ile Türkiye arasında fazla bir fark kalmadı. Önceden bizim buradaki kazancımız burada çok daha farklı şey yüksek gözüküyordu buraya göre. Şimdi hemen hemen mesafe aradaki mesafe kapandı. Bu da Türkiye'nin gelişmişliğini gösterir. Geriye gittiğini değil. Son 10 yılda E-Nesil'e nasıl bakıyorsunuz? E-Nesil'e ilk geldiğim zaman tanıyamadım. Ya 2007 yılında gelmiştim, 12 sene üzerine. Evet. Sahil değişmiş, binalar değişmiş, eski binalar yıkılmış, yerine yeni binalar kalmış. Sadece o arkanızda duran eski camiler aynı şeyini korumuş. Tabii kalabalıklaşmış biraz da. İnsanlar biraz daha modernleşmiş. Daha yemeleri, içmeleri, giyimleri biraz daha farklı. Bu da tabii iyi bir şey. Hani iyi olmuş gibi gözüküyor. Evet. Tabii bazen belediyenin çalışmalarından şikayetçi olsalar dahi olumlu şeyler de olmuş. Tabii olumsuz şeyler de olmuş. Su meselesi gibi. Evet. Siz E-Nesil'e neler yapmayı düşünüyorsunuz? Dönmeyi düşünüyor musunuz? Şu an yakın bir zamanda değil ama bundan tabii emekli olduktan sonra. Ama orada emeklilik uzunmuş. Nasıl çözeceksiniz? Yani İnsan ömrü de uzuyor zaten. Öyle mi? İnsan ömrü de uzuyor. Evet. Eskiden 50 yaşındaki insanlar yaşlı gözükürken 50 yaşındaki insan şimdi orta yaş grubunda gözüküyor. Amerika'ya giden kaçak olarak Türkiye'den giden vatandaşlara tavsiye ne olur? İlk defa gidiyorlar, kaçak gitmişler. Kaçak yahut da evli. Şimdi hiç tavsiye etmiyorum çünkü ehliyet alma, sosyal sigorta numarası alma, özellikle araba sahibi olabilme şansları yok denecek kadar az. Anlaşım olmadığı zaman işten eve, evden işe gitme şeyleri çok sıkıntı yaşanıyor. Green Card lotusuna yazılarak, yasal olarak gitmek hepsinden farklı. Yaldırımlar bunu yapıyor şimdi. Ama yapıyor da Green Card'dan çıkması çok zor. Biliyorsun bu işler çok başvuru var. Öbür türlü gitmek de çok zor. Artık daha sınırlar, kapılar çok daha kontrol altında. Parmak izi, göz izi, bunun gibi. Evet. Gemilerden de öyle şansı yok da eskisi gibi. Kimsenin ben yurt dışına kaçak olarak şu an gitmesini istemem. Çünkü Türkiye'nin şartları ve imkanları olumlu yönde değiştiği için daha çok Türkiye Cumhuriyetleri'ne, Asya Cumhuriyetleri'ne, Rusya'ya ticaret üzerine gitmelerini Şimdi oradan ticaret üzerinden nasıl gidecekler? Şimdi onu kendileri araştıracak, benim değil. Şimdi gidip de Amerika'da, Avrupa'da bulaşık yıkayacağına gitsin Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne veya İran'a patron olsun. İş kursun. İş kursun, işini takip etsin. Takip etsin, yani paraya kıysın, bir gelsin, bir dolaşsın, bir de görsün. Görmeden, gezmeden, dolaşmadan bu işler olmuyor. Az bir sermayeyle bu Türkiye Cumhuriyetleri'nde iş yapılabilir. Ama büyük bir sermayeyle Amerika'da iş yapamayabilirsin. Batabilirsin. Mesela İran gibi ekonomisi çökmüş, zayıflamış, her şeyin ucuz olduğu bir yerde ham madde temini veya Orta Asya Cumhuriyetleri'ndeki ham madde temini veya Rusya'daki buraya getirip, sadece nesil için değil, Türkiye'ye getirip de Türkiye'de satabilme şansı çok yüksek. Bunu bir şekilde değerlendirmesi lazım. Kısa sürede ticarette gelecek olan maddi imkanlarla kendini kalkındırabilir. E-Nesil haber seni nasıl rahatlatıyor mu? Yetiyor mu? Ben sürekli takip ediyorum. Hemen hemen fırsat bulduğum sürece internetten bakarak şey diyorum. Tabii ben memnunum. Başka kazalarında, kasabalarında mesela Yaldır'a, Espiye, Trebol gibi haberlerine bakıyorum. Onların haberleri bu bizimki kadar hızlı değil. Ve güncel de değil. Ve iyi de değil. Ve aktif de değil. Yani adam bir ay önceki haber hala duruyor. Ama bizim E-Nesil haberin her gün haberi değişiyor. Yenileniyor. Hemen anında haber veriyor. Yalnız ben üzere haberler bu cenaze haberleri oluyor. İnşallah onlar da Allah gecinden versin herkese. Evet. Tabii. Yine bak istemiyor. Yine ölüm. Yine de ölüm haberi. Yine ölüm haberi. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. E-Nesil haber izleyicileri açıklamalarından dolayı Amerika'da yaşayan kardeşimiz Zeki Göral'a teşekkür ediyoruz.